Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzün dokuzuncu uygulaması son satır bilgisini kullanımı ile ilgili. Arkadaşlar bu uygulamamızda son satıra kadar okumak ya da son satırın bulunması ve kullanılması ile ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Bu uygulama her zaman kullanabileceğiniz bir bilgi, bir deneyim kazandıracak size. Onun için önem verelim. Benzerlerini de istediğimiz gibi yapabiliriz. Şimdi şöyle düşünün, burada hazır bir verili sayfamız üzerinde çalışacağız. Şöyle düşünün, uygulamamızda veri var. Ha, bu arada evet, veriler yoksa bunlar kitapla verilecek ama hani artık iki satırda girelim. Yılı dördüncü sütunda yılı bilgisi olsun. Çünkü 2010 model altı olanları silmek gibi bir işlemi yapacağız. 3-4 satır girmeniz yeterli. Şu kadar veri herhalde basitçe girebilirsiniz. Şimdi bakınız, buradaki espri şu. Şimdi dediler ki bize, ya böyle bir veri var. Şuradaki butonum var. Basınca hatta butonu da ekleyelim ondan sonra. Şuradan ekleyelim. Ondan sonra şimdilik iptal edeyim şunu. Ondan sonra sildiğim. Sildiğim. Sonra bağlayacağım mak olarak bunu, biliyorsunuz. Şöyle oldu herhalde, onu ben şey diye yaptım. Sileyim. Yanlış buton bekledim. Ha, buradan bir şeyi bağlamam gerekiyor değil mi? Sonra yeniye düştü o. Birazdan şey yaparız, bağlarız makromuzu. Ondan sonra sil. Şimdi bakınız, bize dediler ki ya artık elle girdik 3-4 satır veri. Yılı da işte rakamlığa girersiniz. 2 model sil. Tamam, güzel, silelim. Buradaki tabii farklı yöntemlerimiz olacaktır buna ilişkin ama çok klasik bir yol. Şuradan başlayıp bir döngüyle son satıra kadar, yani burada 15 değil mi? 15. satır. Gelmem lazım. Yani döngümü böyle böyle kurmam lazım. Diğer yol ise bunu table yapıp farklı bir şekilde daha kolay belki silmek. Ama hani bu yöntemleri de mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi peki, o zaman ben döngüyü ikinci satırdan başlattım. Geldim 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 geldim. Son satırı bileceğim ki, yani son satırı bileceğim ki ona kadar okuyayım. O arada if eğer modeli bundan düşükse, siz isterseniz işte modeli HP ise, modeli tarihi şuysa, delete işlemini yap diyeceğiz, sileceğiz. Şimdi peki son satırı nasıl bulabiliriz? Onunla ilgili de arkadaşlar birçok yolumuz var. En tipik yöntemi şu. Biliyorsunuz Ctrl Alt değil mi? Aslında Ctrl ok Alt tuşu, bir de End tuşu var galiba. End deyip, klavyemizdeki End tuşunu bulabilirsem eğer, End deyip alt tuşa basmak olmadı. Ondan sonra End tuşu, alt tuşu varmış, şuradaymış pardon. End alt tuşu. Direkt geldi galiba End'e basınca ben. Ondan sonra alt tuşuna geliyor. Gördüğünüz gibi End. Bu numlock falan yanıyor USB'si. Demek ki benim aslında bu şekilde bulabiliyorum. Bir de alttan gelinip, yani bulunup en alttan buraya kadar, yani şurada en altındayım. Şöyle en altından geleyim. Ctrl okalarsam buradan bakın 15'i böyle de bulabilirim. Veya dolu bir hücrede en altına kadar bulabilirim. Demek ki sol satır böyle bulunuyor. Şimdi o zaman birlikte şunu yapalım. Son satırımızı bulalım, 15. Sonra ikinci satırdan 15. satıra kadar bir döngüyle bunları okuyalım. Önce bir message box'a. Sonradan o silme işlemini yapalım. Silme işlemi yaparken size farklı teknikler de göstereceğim. Yani silme ile ilgili değil. Silme sonuçta entire row delete diyeceğiz de, hani fonksiyona bağlı şey, son satırı bulma, fonksiyona bağlı silme gibi şeyler yapacağım. Onun için orta düzey bir örnek diyelim. Bu örneği arkadaşlar dikkatle yapalım. Şimdi geldim. Şunlar yapılmışları, onlar dursun. Ondan sonra sap diyelim, son satır deneme diyorum, bir dedim. Şimdi bakınız, geldi geldi dim son satır. Ondan sonra as integer veya şeyse long olabilir çünkü
1 milyonsa integer 64 binde kalır. Long olması daha doğru olur. Yani biz integer kullanmışız. Ondan sonra long daha doğru, onu söyleyeyim. Peki nasıl bulacağız? Bakın son satır eşittir arkadaşlar. This workbook, neyse workbook'um, sheets'lerden sayfa 1 farklı kullanabiliyorduk bunu hatırlarsanız. Ondan sonra bakın range A1 diyorum. A1'den end diyorum. Demin end tuşuna bastık ya. Excel down diyorum. Bayağı tuşa basmış gibi arkadaşlar. Nokta row diyorum. Evet. Message box diyelim. Son satır diyelim, görelim. Demek ki son satırı bulduk. Bu bize hep lazım olacak. Her programda vardır. Yani işim gereği başkalarının yazdığı programlara da baktım. Hatta yabancılarda Dernier Line demiş. Yani Fransız firması. Ondan sonra yani çok örneklerde bakabilirsiniz. Yani son satırı bulmak. Evet bastım. Bakın 15. Bu 15 bizim ne işimize yarayacak? İşte satır satır işte başka türlü ben bütün sayfayı okuyamam ki. Bunu elbette silmenin farklı yöntemleri olacaktır ama demek ki işlemek, renklendirmek vesaire. Hani bir alanı baştan sona koy. Bakın for döngümü de kurayım. For, ha bir tane de satır tanımlıyoruz böyle. Bunlar çok klasik ne diyelim as long diyelim. Ondan sonra çok klasik ilk aşama uygulamalarımızdan biri aslında. Bunların hepsi önemli ama burada görmüş olacağız. Artık sizin kolaylıkla Stanley söylemiştik ki ilk örneklerde ne zaman yapacağız bu işleri diye. İşte şimdi onlardan birini yapıyoruz. For satır eşittir bir, bir de şey var. İki, to son satır. Control space bar. Evet hemen next'ini koyayım. Ondan sonra next satır. Evet. Böyle demek ki buradan buna kadar ne yapabilirim? Okuyabilirim, renklendirebilirim, silebilirim. Message box, aynen şunu alalım. Cells'le beraber çok kullanıyoruz. Çünkü cells vardı ya bizim hücrelerimizin tek tek gösteren. Satırı gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5 neyse. Hangisi tut? Birincisi, ikincisi de markalar var. Evet, o value'sunu yazmadım. Hadi yazalım. Bazı şeylerde hani kısa yollar şeyler var. Bunu with'le yapabiliyoruz. Ama yine dediğim gibi acele etmeden. Çalıştıralım bu denememizi. Bakınız. 15 buldu. Bakın. 15 kere bana dönecek. Bitecek. Buttu. Daha gitmiyor. Çünkü son satırı bulmuştuk burada. Evet. Çok kullanacağımız bir bilgi. Yani Excel VBA'ciliğin herhalde ilk yeteneği son satırı bulmak olacaktır. Birçok programda ihtiyaç var. Şimdi peki gelelim efendim 2000 modelin altında olanları 2010'un altında olanları silelim. Şimdi aslında tek tek okuyup buldukça sil diyebilirsiniz. İşte veri silme diyeyim. Silme 2 diyeyim çünkü aşağıda yazılmışları var. Bunlar ben onları sileceğim. Siz de elde edebileceksiniz. Bakınız veri silme dedim. Şimdi şöyle silebiliriz bakın. Şimdi benim bunu silebilmek için okurum. Bul büyükse de silerim. Ancak silme işlemini call diye satır ona gönderip silme işlemi aslında şu. Rows verilen satır numarası, entire row tüm satır demek, delete demek. Bu silme bu. For next'le bakıp işte şuysa, if şu bilmem neyse, şurada 2010'dan küçükse sil diyebilirsiniz. Ama onu call diye çağıralım. Neden? Programımızı kısaltmak için. Ondan sonra son satırı bulma işlemini de fonksiyona yaptıralım son satır diye. Yani biz işte son satırı o bulsun, bir function bulsun arkadaşlar. Hem de böyle dinamik bulmuş oluyor. Yani son satır da azalıyor, kısalabiliyor sildikçe. Buradaki espri o aslında.
Tamam mı? Şimdi beraber yapalım veri silme işlemi. Şimdi silme işlemini yapacağım. Şu sabı şuradan çekeyim. Çünkü onu aşağıya alayım. Onu yaptık zaten biz. Şimdi gelelim. Şunu da kaldırayım artık. Zaten bunu sileceğim. Yapılmışı var orada. Ben kendi silme işlemi yapıyorum. Şimdi geldim. Bir değişken tanımlayayım. Dim, satır, as, integer, pardon, long. 64.000 sınırı olduğu için long 2 milyon. Long daha doğru çünkü satırınız 10 milyon satır. Ama tabii ki 300.000 satırı da döngüyle silmek, okuyup tek tek okumak, silmek zaman alacaktır. Farklı yöntemlerimiz var. Yine ilerleyen bölümlerde table yapıp silinebiliyor arkadaşlar. Şeyimiz bu. Şimdi geldim. Satırı aldım. Satıra 2 değerinde vereyim. Neden satıra 2 veriyorum? Değişkenime ilk değer veriyorum. 2'den başlayacaksın. Bir döngüye gireceksin. O döngü içerisinde son satıra kadar okuyacaksın. Şimdi for next döngülerinde 2'den 10'a kadar tanımlıdır ne kadar gideceği. Bir de bizim do while gibi, do loop gibi döngülerimiz var. Bunları da şeyde ama şimdilik hani bir şeye erişip sileceğimiz şeyi kullanalım. 5. bölümümüzde çok sayıda örnek var. Çok değil zaten 5-10 uygulama sonra onlara da ulaşabileceğiz arkadaşlar. Şimdi do diyeyim. Do loop döngü arkadaşlar. Ondan sonra do loop döngü. Do loop döngülerinde başlanıp loop bilmem ne oluncaya kadar veya do while iken döngüler. Yani başta kontrol sorun. Do while diyoruz. Satır. Şimdi bizim satırımız son satırdan küçük olduğu sürece, küçük eşit olması lazım sanıyorum. Bakalım. Evet. Son satır olduğu sürece, hani son satırımız 15 ya. Bu da 2, 3, 4, 5 artıracağım. 15'ten küçük eşit olduğu sürece dönsün burada. Baksın varsa da silsin. Esprisi o. Peki tamam. Güzel. Şuradan alayım. Merak etmeyin son satır şeyini yazacağım. If satırımız 2 ya geldik sayfa 1'deki satır, ikinci satırın 4. sütun burası sales'teki. 2010'dan küçükse bakın ne yapıyorum? Call satır sil. Satır sil Y diyeyim. Çünkü bizim orada var 2 diyeyim. O karışmasın bunlar sizi. Neyi göndereceğim ona? Satırı. Bak call dedim. Onu orada yazacağım. Tamam call ettim. O satır silindi. Sonra bulunduğum satırı bir azaltmam gerekiyor. Çünkü silince çekiyor ya. Öyle bir detayı var. Eksi 1. Tamam. End if. İşim bitti. If böyle yazılacak tabii. Ondan sonra... Bakın sildim ama tekrar döngü içerisinde silmediğin satırlar varsa da iki tane tekrar döngü satırı artırarak devam etmesi lazım. Satır eşittir satır artı bir. Ya bu silmeye özel bir eksiltme. Normalde eksiltmemize gerek yok. Hep artırarak gideceğiz. Satırı artırarak gidecek bu şekilde. Şimdi doğru evet loop'umuz böyle çalışıyor. Peki satır sil nerede? Son satır nerede? Bakın yazalım. Satır sil 2'yi yazıyorum buraya. Bakın hepsi bu kadar bir şeyimiz. Sub şuradan satır sil 2'yi alıyorum. Sub satır sil 2, içinde satır gelecek, as long, ondan sonra sub boşluğu olmazsa tabii onun sub olduğunu bilmiyor arkadaşımız. Evet silme işlemi yapacak, çok kolay. Söylemiştik silme işlemini, entire delete, hepsi bu kadar. Hop, satır silimiz de bu olacak. Tamam, peki biz ama son satırı tanımlamadık bir yerde. Son satırı da function olarak yapılacağını söylemiştim bu örneğimizde. Oraya da bir function son satır yazıyorum. Son satır buldu olabilir tabii. Function'larda ne olacaktır?
bir değer döndürecek. Ondan sonra as son satır bakalım. Biz kendisini de değişken tanımlayacağız. Kendisi de döndürecek. Evet, son satır as integer'miş. Bir değer gelmiyor. As long olacak. Long'a terfi ettirdik çünkü şey. Direkt son satır değerini besleyecek. Son satır eşit. Biliyorsunuz son satırı biraz önce yaptık. Aynı şurada yaptığımız gibi biraz önce yaptığımız gibi. Yani şu arkadaşlar. Son satırımızda sheets'lerden this workbook'ta diyelim. Ondan sonra workbook'tan nokta yapıştırdım. Evet. Demek ki sayfa 1'inden başlayıp son satırı buluyor. Son satırı buluyor. Burada. Ondan sonra burada yalnız son satırlar karışacak birbirine. O zaman şöyle yapayım ben. Veri silme. Tamam. Son satır 2 diyorum. Satır sil 2 dedim. Tamam. Son satır 2 diyorum. Son satır 2 diyorum. Çünkü son satır 2 diye burada yaptık. Ondan sonra evet bu şekilde. Şimdi eğer bir hata yapmadıysak şöyle bakın if'ten sonra o modül mantıklarımızı da yapalım. Döngümüzün içinde hatta komple böyle içeri alalım hepsini. Bunlara hep önem verelim. Programcılık özür dilerim. Stil istiyor demiştik. Şöyle de bunu gönderelim. Okunabilirliği olsun, güzel olsun. Şimdi bir değişken tanımlıyoruz. Tek tek F8'e de gireceğiz ama şöyle bir check edelim kendimiz. Satırda 2 var. Son satırı bulup getirecek bize 15 olduğunu göreceğiz. 15'ten küçük olduğu sürece dönecek. Eğer 2010'dan küçükse şuradaki okuduğu 4. sütundaki veri hemen onu silecek. Neyle? Bu satırla. Sildikten sonra hani şunu siliyor, kayıyor ya bu yukarıya, sonra tekrar kaldığı yerden başlasın diye bir detayımız var burada. Sonra devam ediyor. Satırı artırarak gidiyor. Hepsi silmediği sürece artıracak, devam edecek. Do loop'la devam edecek. Çalıştırayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 2010 modelleri silmiş olduk arkadaşlar. Hata da çıkabilirdi. Problem değil. O zaman da gelirdik böyle. Bir şeyi mutlaka atlamış olurduk. F5'e basardık. F8'le ardından tek tek onu çağırdı. Ne geldi? 12. Tamam 12. Satırımızda 2 var. Burada 12 var. Ondan sonra bakın 2. Function değerini vermiyor herhalde. Hemen şuradan onu AddWatch'a ekleyip ondan sonra onun değerinin 12 olduğunu gördük. Geldik. Satır şu anda kaç oldu? Arttı. 3 oldu. Tekrar döndü. Üçüncü de büyük ihtimalle yok. Bir daha gitti baktı. Satır şeyini buldu. Ondan sonra son satır. Hep 12'de. Tamam. Silince azalacak. Hemen geldik. Burada 2012 yok. Evet. Bu şekilde. 2019'dan esprisi yoktur. Ondan silecek bir durum yok yani. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere, hoşça kalın.